şehri var değil mi? İki tane yer altı şehrim var genel başkanım. Kaya bölgesi geliştiriyoruz başkanım. Komple yer altı şehir. Ama biz bir bölümünü açtık. Bizim burada açtığımız ilgi alaka var. Bir de Aksaray bölgesinden hem bizim bölgesinden kalem kurulu var. Ama pandemiden dolayı bir yıldır kalktık. Gelen turistler nerede kalıyor geceleri? Burada Kapadokya. Kapadokya. Aksaray genel Kapadokya. Ben burayı ziyaret ettikten sonra Kapadokya. Geçiyorlar yanlışlar. Bu şekilde yalnız otelimiz yok burada. O yüzden konakla kalıyoruz. En büyük eksikliğimiz yok. Burada eğlence merkezi otel olmadığı için hemen bu yer, burayı ziyaret ettikten sonra direkt ben Kapadokya'ya geçiyoruz. Ya da esirlerin çok büyük katkısı vardı o. Turizm durucu tamamen şu an bir haftada bir otobüs falan gidiyor. Önce günde 30 otobüs falan bir yere günde 30 otobüsü iyi. Evet, önceki dönemlerde çok iyi. Biz de mıklanan olarak bütçemiz müsait olmuyor. Zor mu çekiyoruz? Bize bir mıhtarlara belli bir bütçe ayrılma imkanı yok mu? Mümkün değil mi? Şimdi şey kanun ona izin vermiyorlar. Kanun değişmesi lazım. Emlak vergisini topluyor ya belediyeler. Ondan belli bir oranı mıhtarlık bütçesi olarak ayırmak mümkün. Teşekkür ederim. Ama bunun için kanun gerekiyor. Teşekkür ederim. Dolayısıyla da iktidarın buna evet demesi gerekiyor. Evet demediği zaman değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmemiz için de bize destek vermemiz gerekiyor. O zaman biz değiştireceğiz. Muhtarlığı güçlendirmemiz lazım. Demokrasiyi güçlü kılacaksak bu işe muhtardan başlamamız lazım. Çünkü muhtarlık seçimleri demokrasinin tür ruhsal teşekkür ettiği seçimler. Muhtar aday olur, seçilir, halkın desteğini alır. Onun bütçesinin olması lazım. Sosyal yardımların muhtarlara harcayla dağıtılması lazım. Çünkü kimin fakir, kimin zengin olduğunu muhtar bilir. Köylü muhtarı bilir, mahallenin muhtarı bilir. Evet. Muhtarı bir kamu görevlisi olarak saymamız lazım. Muhtar kamu görevlisi değil. Kanuna göre. Bu da yanlış. Yani belediye başkanı kamu görevlisi. Milletvekili kamu görevlisi. Muhtar niye kamu görevlisi? Bu da seçilme gibi. Şundan emin olmanızı istiyorum. Bütün çabam sizin için. Bütün emeğim sizin için. Döktüğüm her alın teri sizin için. Sizin için her şey helal olsun diyorum. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Bu topraklarda yaşayan, bu havayı teneffüs eden bütün insanlarımızı kucaklayacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Herkesin derdiyle dert sahibi olacağız. Ama çözümünü de üreteceğiz. Güzel Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Sizden isteğim hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Ülkemiz güzel, insanlarımız güzel. Önümüze seçim sandığı gelecek. Hep beraber bir dikta yönetimini değiştireceğiz. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye refahı getireceğiz. Kavga olmasın, bereket olsun. Çok güzel topraklarımız var. Çalışkan insanlarımız var ama yanlış siyasetçiler var. O yanlış siyasetçileri siyaset arenasından alıp bir köşeye bırakacağız inşallah. Sizlerin desteğiyle olacak. Onu yaptığımız zaman göreceksiniz. Hakkari'de de bahar olacak. Rize'de de bahar olacak. Muğla'da da bahar olacak. Aksaray'da da bahar olacak. Her yerde bahar olacak. Her yere bahar gelecek. Her yerde bereket olacak. İnsanlar kucaklaşacak. Ve güzel bir Türkiye'de hep beraber huzur içinde yaşayacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Hepinize iyi günler, esenlikler diliyorum. Sağ olun, var olun. Genel başkanım, şeref verin buraya. Hoş geldiniz genel başkanım.